Şimdi sevgili arkadaşlar, Operation Silverfish adını verdiğimiz, daha doğrusu Operation Silverfish uluslararası bir casusluk operasyonunun perde arkası başlıklı yayındayız. Buradaki temeldeki hikaye bizim geçtiğimiz hafta Operation Silverfish adını verdiğimiz 50 sayfalık bir teknik rapor yayınladık. Bu raporu Prodaft'ın Twitter adresinin, ki zaten ünlem Silverfish yazarak görebilirsiniz chatte arkadaşlar. Gidip tüm raporu görebilirsiniz. Okuyanlar varsa bu raporu veya haberdar olanlar bir chat'e artı bir yazsın. Bir yandan da onu görmüş olalım. Bu rapor içerisinde çok ilginç olduğunu düşündüğümüz, daha önce de hayatımızda ilk defa karşılaştığımız belli teknik yaklaşımların bulunduğu bir hacker grubu diye özetle ifade edeyim. Uzun süredir aktivitelerini gerçekleştiren, ne gibi aktiviteler yaptılar, konu nedir, neden biz bu konuyu bu kadar önemsiyoruz, bu detayları birazdan Prodaft'ın Threat Intelligence ekip lideri Ege Balcı'dan dinliyor olacağız. Ama ve lakin ki biz bu raporu yayınladıktan sonra işte Bloomberg, Malwarebytes, ZDNet gibi birçok uluslararası platformda ciddi anlamda haber teşkil etti. Hatta Amerika kıtasında da birçok ana haber bülteninde böyle screenshotlarını falan bize gönderen dostlarımız da oldu. İçeriğine birazdan hep birlikte bakıyor olacağız. Raporu sonuna kadar okuyan kaç insan vardır chatte bilmiyorum, açıkça söyleyeyim Ege, yani ama. Evet, biraz zor. Yani TLDR almak isteyen dostlarım için de zaten böyle bir yayın yapıyoruz. Bunu konuşuyor olacağız. Ege, başlamadan önce birçok kişi seni zaten biliyor, bilmiyorsa da bilmeyen kişinin bir tık ayıbı olduğuna inanıyorum ben bunun, can dostum, ama abi öncelikle sen kimsin, ne yapıyorsun, biraz anlatsana bize. Tabii ben Ege Balcı, Prodaft Threat Intel ekibinin lideriyim şu an. İşte Prodaft'ta yıllardır Threat Intelligence yapıyoruz, yani böyle çeşitli APT gruplarını, siber saldırganları, zararlı yazılımları, işte zararlı yazılım kampanyalarını takip ediyoruz. Hı hı. İşte severek işimizi yapıyoruz diyeyim. Öyle şey, bir müthiş hevesli bir ekibimiz var. Öyle yani, bugün de bu vakalardan bir tanesini gene anlatacağım. Gene bir TI hikayesi anlatmış olacağız. Aslında Silverfish'e dalmadan önce birazcık geçmişinden bahsedelim mi bu hikayenin? Hani HackerConf organize ettik, orada bir mevzudan bahsettin. Sonra başka bir rapor yayınlandı ekibin tarafından. Şimdi de böyle bir rapor var. Birazcık bize kısa bir retrospektif anlatabilir misin son dönemdeki aktiviteleri? Ya tabii işte bundan yakın, yaklaşık birkaç hafta önce bir Flubot diye bir zararlıyla ilgili bir analiz yayınladık. Flubot ne kadar APT olmasa da şey, yani büyük yani ekipçe biz genelde şeye çalışıyoruz. Büyük ne denir? Büyük malware operasyonlarını bir çeşitli yollarla analiz etmeye çalışıyoruz. Yani Flubot da bunlardan bir tanesiydi. İspanya'yı hedef alıyordu ilk çıktığı anda. Çok böyle geniş bir victim şeyi vardı. Havuzu vardı. Ondan önce işte Alien'la ilgili bir operasyon yaptık. Yani bunun gibi bir sürü operasyon yapıyoruz da işte hepsini yayınlamak şey olmuyor, kısmet olmuyor diyeyim. Operasyon yapmaktan kastın nedir? Bize birazcık anlatır mısın? Çünkü Türkçe'de böyle operasyon var yapınca, hani bir operasyon var bu gece. Ki bu arada gece çalışıyorsunuz. Gerçekten bir operasyon var bu gece oluyor. Yani ama hani birazcık anlatır mısın? Yani benim temelde senin bu operasyon yapıyoruzdan kastından anladığım abi, hani farklı motivasyonlardaki hacker gruplarının teknik, taktik ve prosedürlerini, teknoloji dünyasını ve o infrastructure'ının belki de tamamını yakından takip edip hani aktivite monitör etmek diye algılıyorum ben operasyonu, hani ama bir de sen kendi dilinde ifade etsene. Yani şey, normalde şimdi günümüzde sektörde threat intelligence deyince genelde ilk akla şey geliyor. Hani bir zararlıyı bulup analiz edip raporunu yayınlamak geliyor. Ya yani biz biraz daha proaktif, yani Prodaft'ın da açılımı proactive defense against future threats ya. Biraz daha proaktif yapmaya çalışıyoruz. Yani sırf zararlı sample'ını incelemekle değil de işte zararlının arkasındaki gruptan tutun da İşte komuta kontrol infrastructure'ı, o bütün yapıdaki işte her noktayı, her sunucuyu, ne bileyim yani saldırgan tarafından bırakılan her bir ipucuyu sonuna kadar analiz edip istihbarat çıkarmaya çalışıyoruz. Ya bu işte komuta kontrol sunucusunun işte nerede host edildiğinden, kim tarafından kiralandığına kadar ya da ne bileyim zararlının her türlü detayına kadar her şeyi içeriyor aslında. Saldırganların şeyleri, TTP'leri, işte alışkanlıkları, çalışma biçimleri vesaire. Ya yani çok daha böyle geniş bir alanda istihbarat
datası üretmeye çalışıyoruz. Yani farklı farklı kendimize göre de metotlarımız var yıllardır yaptığımız. Süper. Ben bu arada buradan chat'te hani söyleyeyim arkadaşlar, sizin sorularınızı ben okuyor olacağım. Sorularınızı yakalayabildiğimce Ege Balcı'ya iletiyor, paylaşıyor olacağım. Hani kendisinden de bugün Silverfish'i dinlemeye başlayacağız. Peki abi, Silverfish kelime olarak ne demek? Nedir Silverfish yani? Hani ve ekipte bunu kim buluyor abi? Çünkü dünyada her şeye bir isim takma olayımız var ve ben bunu çok beğeniyorum bu arada yani hani. Evet. Bazıları sarkastik oluyor, böyle dandik zafiyetlere de isim takıyorlar ama bu tür operation'larda da birçok firma aslında, özellikle bunu Türkiye'de değil de daha çok global markette görüyoruz. Hani işte FireEye vesaire gibi, Kaspersky gibi gruplarda. Senin ekipte Silverfish diye bir idea ile come up edip gelmiş. Bunu kim buldu abi? Hani sonra anlamı nedir biliyor musun? Ya şöyle, yani TI camiasında hani biz tabii ki halihazırda var olan isim konmuş zararlara da istihbarat yapıyoruz da, siz eğer işte bir çalışma sonucunda yeni bir sample keşfediyorsanız ya da yeni bir gruba denk geliyorsanız, yani bir şekilde isimlendirmeniz gerekiyor referans verebilmek için ya da işte hakkında yazılan yazılarda ismen kullanabilmek için. Yani ona bir isim koymanız gerekiyor en basitiyle. Farklı farklı firmaların kendi işte naming convention'ları var. Ne bileyim işte Microsoft kendine göre tag koyuyor başına, gidiyor başka FireEye vesaire, başka Threat Intelligence firmaları kendine göre isimler koyuyor. Biz de böyle isim koyarken olabildiğince şey, yaratıcı, daha önce var olmayan şeyleri düşünmeye çalışıyoruz. Silverfish, gümüş balık demek değil. Silverfish diye bir böcek var. Bilmiyorum, Minecraft'ta oynayan falan görmüştür belki. İsmi bu arada Koryak abi koydu, Koryak Uzan. Ya biz de beğendik, baktık daha önce alınmamış. Ya isim koyma süreci bayağı şey, acılı bir süreç abi bizim için. Yani bütün operasyon kadar uzun sürüyor neredeyse. Yani oturuyoruz, düşünüyoruz ne olsun acaba falan diye. Ya, yemin ederim bence abi teknik çalışmanızdan çok daha zor. Çünkü ofiste şeyi hatırlıyorum, Fluvot'a isim koymak için. İspanya'nın nüfusunun %15'inin telefon bilgisini toplamış bir hani gruba ne isim koyacağız diye ortalarda bayağı tartışma dönüyor hani. Ama ben çok beğeniyorum bu isimleri ya vallahi. Yani, aynen. Sağlık yani. Şeyde, Flubot'un muhabbeti de yani flu nezle demek. Common flu diye geçiyor işte. Bu nezle de temasla insandan insana böyle çok rapid bir şekilde, hızlı bir şekilde yayıldığı için. Aha. O yüzden Flubot dedik yani. Hani koyduğumuz ismin bir esprisi olmasına uğraşıyoruz yani genelde. Şeyde de işte Silverfish'e de raporun üstünden geçtikten sonra siz karar verirsiniz. Vallahi bence yani Spanish Flu'ya da böyle bir uzaktan gönderme olduğu için pandemi evet. Döneminde benim çok hoşuma gitmişti o isim. Aynen yani. O tabii onun da etkisi var da, ya aslında politically incorrect deniyor ya. Yani Spanish Flu aslında İspanya'dan çıkmıyor ya. Evet. Ama gene de şeyde işte şey olarak, ismen, ses olarak falan, aynen onu öyle denk getirmeye çalıştık. Peki abi, o zamansa bu Silverfish operasyonu ile ilgili 50 sayfalık çok detaylı bir rapor yayınladı Prolaft ekibi. Sen bize bunu bir anlatabilir misin? Nedir yani bu raporun içerisinde en temelde ne var ve neden bahsediyoruz? Yani biz neyi uncover ettik? Çünkü yurt dışındaki birçok kaynaklar hani Prodaft'ın uncover ettiği Silverfish grubu diye bir lansmanla ifadeyle yapıyorlar. Hani ki o süreci de daha sonrasında soracağım şey, bu konuşmanın sonunda hani, ama bir anlatır mısın bize özetle nedir abi? Tabii şeyden, raporun üstünden mi gidelim yoksa böyle özet sözle raporun kısaca bahsedeyim. Raporun üstünden de gidebiliriz tabii ki, nasıl istersen. Tamam, ben ekran paylaşayım istersen. O birazcık sorun yaratır. Dur. Hadi ya. Buradaki ekranlarda evet. bir takım sıkıntılar yaratabilir. Sen bir paylaş bakayım bu ekran, ben onu tamam, çözeceğim şimdi. Paylaşayım, deneyeyim hemen. Evet, şu an verdim. Rezillik. Aha geldi. Ama senin görüntünü biraz kaybetmiş olduk. O yüzden. Tamam. Şey, görünüyorsa şey. Biraz zoom yani yapsana. Zoom yapsana. Bayağı. Tabii. Bayağı bir. Tamam. İyi bence mi? Şu anda gayet güzel. Evet. Tamam. Yani şey de dediğim gibi rapor biraz uzun şimdi. 52 sayfa, herkes sonuna kadar okumamış olabilir. Doğal olarak hak veriyorum. Silverfish'in hikayesi şöyle başladı. Yani biz hani oturduk da yeni bir şey keşfedelim falan diye çıkmadık aslında yola. Şeydi, Silverfish araştırmasına, o soruşturmasına başlamamızın sebebi şeydi.
O dönemde bu SolarWinds vakası yaşanmıştı yeni. Yani yeni kamuoyuna duyurulmuştu aslında daha doğrusu. İşte SolarWinds vakası yaşandığında FireEye tarafından yayınlanan IOC'lerden yola çıkarak biz bir investigation'a başladık. İşte bir çalışmaya başladık. Aynı bir zamanda dakika, bizim çok özür dilerim. Ege'cim lafını bölüyorum. Hani aklında olsun. Tabii. Şu anda senin görüntünü veriyorum. Rapordan bir şey bahsedeceğin zaman point et, ben de onu ekrandan çeviriyor olacağım. Çok özür dilerim. Tamam. Şey yaptığım için, böldüğüm Tamam, için. Tamam. Buradan ben hızlıca Yok, ayarlayacağım onu. Biraz geri alalım. SolarWinds vakası dünyada duyuldu, edildi diyordun. Evet, yani FireEye tarafından ilk defa duyuruldu kamuoyuna ve IOC yayınladılar. Yani bu vakayla ilgili indicator of compromise, yani bu vakaya dahil olup olmadığınızı tespit edebilmeniz için size bir takım veriler verildi. İşte bunlar kullanılan zararların hash'leri, zararların bağlandıkları komuta kontrol sunucuları vesaire gibi bilgiler bunlar. Bu IOC dediğim şey GitHub üzerinden bir tane repo ile paylaştılar. Biz bu konu üzerine çalışmaya başlayarak başladık bu SolarWinds vakasını araştırmasına aslında. Yani bu FireEye'in yayınladığı IOC'ye bakarak biz de kendi çalışmamızı başlattık. Kendi araştırmamıza giriştik. Bizim müşterilerimizin de işte taleplerinden biriydi. Bu konuyla ilgili bir bulgunuz var mıdır ekstradan diye. Onun üzerine işte IOC'yi incelemeye başladık. İlk yaptığımız şey IOC'de verilen komuta kontrol sunucularını incelemek oldu. Çünkü dediğim gibi zaten Threat Intelligence denince klasik akla şey geliyor. Yani zararlıların analizi ve işte IOC'leri, kurallarının yazımı, yara kuralları vesaire onların yazımı falan geliyor. Yani biz şimdi bu zaten yapılmış şu ana kadar. Sonuçta forensik ihalesi verilmiş, FireEye bakıyor. Victim'lara zararları incelemiş, yayınlamış. Biz şimdi orayı atlayıp direkt komuta kontrol sunucularına ve bu olayın arkasındaki adamların kim olabileceğine dair bir yani bu Threat Actor grubunun nasıl bir grup olabileceğine dair bir araştırmaya girişelim dedik. Bu yayınlanan IOC'de biz işte ilk yayınladıklarında IOC içerisinde bir tane domain aktif durumdaydı hala. Komuta kontrol sunucularından birisiydi. Şu an raporda gösteriyorum abi, istersen şey yap. Geçtim. Sen de birazcık zoom yaparsan mükemmel Tabii. Olur. Aynen. Database şimdi, şu aynen. Aynen. Bu databasegalore.com denilen domain biz işte investigation'a başladığımızda, araştırmaya başladığımızda hala hali hazırda aktifti. Biz de bunun üzerine bizim işte ProDuff'ta yıllardır geliştirdiğimiz bir tane işte fingerprint ve scanning teknolojimiz var. Gidip bu database galore'un içeriğine baktığımız zaman bir çeşitli böyle distinctive denilebilecek ayırt edici özellikler gördük. Bu özellikler işte şeydeki İşte 80 portunda host edilen web template, bootstrap template'i var bir tane. Onun dışında example php diye bir spesifik bir php dosyası bulduk. Directory fuzzing yaparak. Buna ek olarak PowerMTA diye de bir servis bulduk. Şimdi biz bu bulduğumuz detaylardan yola çıkarak bir tane fingerprint üretiyoruz. Yani çok yani bu raporda da bu konuyu çok detaylı girmememizden dolayı bazı eleştiriler gelmiş. Ama sonuçta şeydir yani ProDuff'ın bir yıllardır kullandığı teknolojistir diye her şeyi de anlatamıyoruz. Zaten şeyi de TLP White raporu okuyanlar da şeyi aklında bulundursun diye öneriyorum. Yani bu raporlar birkaç versiyonda çıkıyor. TLP White'da işte kamuoyuna paylaşılabilecek, hem victim'ları zor durumda bırakmadan hem şirketi zor durumda bırakmadan paylaşılabilecek data yer alır. Yani White paylaşılması sıkıntı çıkarmayacak data yer alır. İşte TLP Red'de direkt law enforcement'la yani işte polisle bayağı paylaşılacak veriler yer alır. Victim dataları vesaire. Hızlıca aksiyon alınması için. Daha detay olan rapordur o. Bu yüzden bunu göz önünde bulundurmak lazım. Yani gene bu raporu okuyup aklınızda boş noktalar kalırsa hemen telaş yapmayın. Yani kırpmamız gereken noktalar oldu, öyle diyeyim. Neyse, konuya dönecek olursak biz bir fingerprint ürettik ve yaptığımız şey gayet Google'ın da yıllardır yaptığı gibi dünyayı taramaya başladık. Bu ürettiğimiz fingerprintle dünyayı işte bizim scannerlarımız benzer hostlar için taramaya başladı. Yani bu database galore'daki yapıya bu distinctive bu ayırt edici özelliklere benzer başka hostlar tespit etmek için bayağı IPv4 global IPv4 range'ini taramaya başladık. Aradan belli bir vakit geçti. Bu investigation timeline'a bakarsanız zaten
sürekli böyle peş peşe gelen bir süreç yok. Bu biz işte taramayı başlattık. Aradan bayağı bir vakit geçti. Olaylar soğudu. Ne bileyim işte davalar başladı falan SolarWinds ile ilgili. Sonra tekrardan bizim gündemimize geldi. Şeyde ekip içerisinde başka işler yaptık o sırada vesaire. Tekrardan gündemimize geldiğinde baktık. Tarama sonuçları birkaç adet benzer host tespit etmiş. Bayağı benzer hostlar tespit etmiş dünyada. Şimdi burayı biraz hızlıca geçmek gerekirse bu benzer hostlar arasında bir takım incelemeler yaptık ve bir tane komuta kontrol sunucusu tespit ettik hostlar arasında. Bu komuta kontrol sunucusu yani bu komuta kontrol sunucusunu tespit ettikten sonra işte çeşitli çalışmalar yaptık üstünde, çeşitli analizler yaptık ve bir şekilde komuta kontrol sunucusunun içeriğini inceleme fırsatı yakaladık. Sunucunun içeriğini incelediğimiz zaman zaten bizim ekip şok oldu. tabii ya sunucunun içini incelediğimiz zaman ilk baktığımız şey oldu. Ya gerçekten bunun SolarWinds vakasıyla alakalı olabilir mi diye kontrol etmek için ilk baktığımız şey victimlar oldu. Ve ya victimlar SolarWinds vakasında duyurulan victimlarla birebir örtüşüyordu yani. Hani bir tane komuta kontrol sunucusu bulduk. Bayağı APT grubuna ait. Yani çok sofistike işler var orada. Az sonra bahsedeceğim. Yani hakikaten yani ciddi bir saldırı bu. Ama işte SolarWinds ile alakalı olup olmadığına dair şüphelerimiz vardı. Öyle olunca datayı, C2 içerisindeki datayı incelemeye başladık. Ve gördük ki victimlar bayağı birebir neredeyse overlap ediyor. Mesela burada şöyle örnekler verebilirim. Şimdi bu yayında biraz daha eksklusif bir şeyler gösterebilirim diye düşünüyorum. Yani şeyle de TRP White'dan bir tık fazla bir şey aynen. Belki alabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ekipçe de konuştuk. Şeyde sıkıntı olmaz dedik en son. Yani şimdi TRP White'da mesela victimlarla ilgili TRP White versiyonunda raporun victimlarla ilgili çok detaylı bilgi yok. Yani bu adamlar birilerini hacklemiş. Orada şeyde victimlar gözüküyor kim olduğuna dair tonla bilgi var victimların falan. Ama bunu tabii TLB White rapora yazamıyorsunuz. Hem şirketlerin, kurumların reputasyonunu zedelememek hem de işte data expose etmemek için. Yani bu tarz şeyleri yani söyle abi. Tam şey eklemesi yapacaktım. Yani hani TLB White raporda şimdi senin dediğinden ben şöyle bir şey anlıyorum. Sen hani özetlemek gerekirse FireEye ve benzeri kurumlar tarafından SolarWinds vakası ile ilgili yayınlanan IOC'ler üzerinden bir fingerprint oluşturuyorsunuz ekipçe. Bu fingerprint ile tüm dünya üzerinde bir scanning gerçekleştirip similar ya da benzer fingerprintleri gösteren web siteleri ya da IP adresleri de sistemler üzerinde bir takım analizler gerçekleştirip nihai olarak da buradaki komuta kontrol merkezlerinden bir tanesinin içerisinde gözlemleme imkanı ortaya çıkıyor. Aynen bu, o şekilde. Şimdi karşına bir gözlemleme imkanı çıktığı zaman eş zamanlı o C2'ya nereden komutlar gelmiş, nereden connection'lar var, işte bir takım screenshot'lar, komutların çıktığı birçok şey görmeye başlıyorsun abi anladığım kadarıyla. Hani evet, doğru. Ama tüm bunları oturup biz internette yayınlanan bir TRP Ward raporunun içerisinde yazamıyoruz. Çünkü neden abi? Bugün hani atıyorum işte X firmasının hacklendiği ortaya çıktığında borsada yere çakılabiliyor adam. Yani hani reputasyon konusu gerçekten bizim kontrolümüzde değil de biz bu işin teknik tarafıyla ilgili doneleri, bulguları, çalışmaları yapan ilgili mercilere bildirmekle mükellefiz. Onun ötesine bir tık geçmiyoruz hani ama siz içeride toplam kaç kurum gördünüz abi? Bu şekilde anlık komuta kontrol merkezine connection'ın sağlandığı toplam kurum sayısı. Tabii şeye geçmeden hemen ben de ondan bahsedecektim. Yani bir kere komuta kontrol sunucusuna girdik. İçerisinde biz yani şeyde incelediğimiz anda komuta kontrol sunucusunu 4700 civarı victim vardı. Ve bu 4700 victimların hiçbiri yani bir tanesi bile end user değil. Her biri enterprise yani büyük bir kurumun sunucusu. Yani bayağı web server içerisinde data olan vesaire işte mailler olan bir şeyler olan enterprise sunucular. Hiçbiri böyle bir kurumun çalışanının çalıştığı bilgisayar böyle desktop makinesi değil. Bu 4700 küsür tane victim'dan tabii dediğim gibi hemen bağlantı kurabilmek için şey analiz etmeye başladık. Bu victim'lar kim hakikaten? Onun analizine giriştik. Yani tabii bu olay olana kadar SolarWinds vakasıyla ilgili davalar açılmış artık başlamıştı. Ortalık yangın yeriydi. Kimlerin hacklendiği vesaire de tek tek duyuruluyordu.
ne bileyim Forbes'da çıktı, New York Times'da çıktı, bu konuyla ilgili milyon tane haber çıktı. Biz de öyle olunca komuta kontrol sunucusunu analiz ederken gittik. Public olarak announce edilen, işte public bir şekilde SolarWinds vakasıyla ilgili olduğu ya da vakada bir data breach, bir nasıl denir, hacklendiğine dair söylenti çıkan herkesin bulmaya çalıştık. Mesela bu konuyla ilgili tek tek haber sitelerini gezmemize gerek yok. Bayağı bir tane Wikipedia entry'si oluşturulmuş bile. 2020 United States Federal Government Data Breach diye. Burada aşağı doğru inerseniz işte SolarWinds vakasından etkilenmiş kurumların bir tane tablosu var. Yani etkilendiği, ortaya çıkan, confirm edilen kurumların bir tane tablosu var. Zoom yapar mısın? Tabii ki. Şimdi bu tabloya baktığımızda şeyi görebiliyoruz. Yani bunlar biz de şimdi Wikipedia'nın yalancısıyız. Normalde TLP White'a tek tek victim'ları yazmamızı Mehmet abi anlattı zaten. Tonla sebebi var bunun. Ama bu kurumlar tarafından zaten public olarak confirm edildiği için, kabul edildiği için kendileri tarafından hani bahsedebiliriz. Buradaki tabloda baktığınız zaman çok böyle mission critical dedikleri bir ülkenin işlemesi için böyle kritik kurumlar var. Yani bir ülkenin işleyişinde nasıl denir, çok önemli önemli rol oynayan kurumlar var. Burada işte Department of Agriculture, Department of Defense, ne bileyim Treasury var. Hani Maliye Bakanlığı yani bildiğin Türkiye'deki karşılığıyla. Homeland Security var. Yani burada tonla şey için, Amerika için önemli kurumlar olduğu mesela konfirm edilmiş. Biz gidip tabii ne yaptık? Komite kontrol sunucusuna girer girmez bunları aradık. Ve şöyle göstereyim ben size. TLP Grey'e geçtiğimiz andayız. Aynen. Galiba. Grey'e geçtiğimiz anda victimlardan bir kesim. Ben yayına vermedim de vereyim mi şu anda senin terminali ekrana? Ver abi ver. Tamam. Ver artık. Yani birazcık burada... Buna da zoom yap Ege. Tabii abi hemen. Ya burada baktığımız zaman Department of Labor mesela örnek olarak victimler arasında direkt görüyoruz. Bunun dışı, bu arada bu gördüğünüz şey raporu okuduysanız victimler böyle basit rapor şeyin komuta kontrol sunucusunun çok basit bir şey formatı var. Basit bir HTML sayfa aslında bakacak olursanız. Ya burada gelen victimlerin detayları gözüküyor ve bu victimlere komut yolluyorsunuz. Olay bu. Çok basit bir sunucu ya, panel Ege, mantığı aslında. Ege efendim? Doğrudan tamam şeyi marklamışız yani hangi domain user olduğunu marklamışız ama yukarıdan 6. 7. satırda mı ne doğrudan domain controller ismi ve hangi user'la olduğu o connection'ın geldiği makine Windows 10 Enterprise ve hani aynen üzerinde öyle de kurulu olan antivirüslerin listesini de almış hani dropper'ı ya da o taraftaki implant edilen agent her neyse ve abi burada görüyorsun labor.gov yani diyorsun ha. Gerçekten. Evet, evet. Ya şeye de TTP'lerine de ayrıca değineceğim. Çok böyle sofistike yaptıkları işler var bu grubun, Silverfish grubunun. Onun dışında ya dediğim gibi önce bir victimlardan verify etmeye çalıştık. SolarWinds vakasıyla alakalı mı değil mi bu komuta kontrol sunucusu diye. Ya baktığımız zaman Department of Labor'ı görüyoruz. Burada gördüğüm sadece şeyden konuşmuyoruz bu arada. Hani biz komuta kontrol sunucusunda bir tane domain ve kullanıcı görüyoruz. Ama aynı zamanda IP de var. Gidip o IP'ye whois attığınız zaman direkt yazıyor yani. Department of Labor yazıyor. Amerika Department of Labor falan yazıyor yani çoğunda. Çoğunu bu şekilde doğrulayabildik. Onun dışında victimler arasında Microsoft gördük. SolarWinds vakasında breach kabul eden kurumlardan, özel kurumlardan biri gene. Onun dışında işte şeyden Wikipedia'dan hatırlayalım. Orada state'ler arasında işte ne var? California var, Ohio Kent State var, Texas var. Ya bunları birebir komuta kontrol sunucusunda gördük biz. Ve buna ek olarak hani yani tesadüf olabilir mi diye düşünerek direkt gidip şeye baktık tabii. Bu komuta kontrol sunucusunda bundan sonra bu victimler üzerinde çalıştırılan komutların analizine giriştik. Dediğim gibi sunucu üzerinden gelen kurbanlarda çeşitli komutlar çalıştırılıyor. HTTP, klasik HTTP botnetlerdeki gibi. Çalıştırılan komutlara baktığımız zaman bu victimların böyle çok büyük bir oranında zaten direkt şeyi görebiliyoruz. Şurada da göstereyim. Kurulu programlar arasında SolarWinds sistemde kurulu olduğunu görebiliyoruz. Girilen makinelerde victimların birçoğunda saldırganlar program files'ın altına bir tane dir komutuyla listeliyor kurulu programları. Oradan denk geldik biz de bunlara.
Yani göremediklerimizde de adam o komutu çalıştırmadığı için göremedik. Çok hani geriye kalanlarında, geriye kalan victim'larda. Ya bu komutun çalıştırıldığı victim'lara baktığımız zaman hepsinde SolarWinds'in kurulu olduğunu görüyoruz. Onun dışında çalıştırılan komutları çalıştıran kullanıcı da burada gördüğünüz gibi bu bir komutun çıktısı, net user komutunun çıktısı SolarWinds admin olarak gözüküyor. Yani bayağı SolarWinds için açılmış kullanıcı çalıştırıyor şeydeki C2'dan yollanılan komutları victim cihazları üzerinde. Onun dışında Department of Transport mesela bir örnek daha. Şeyde Ulaştırma Bakanlığı. Görebilirsiniz. Aynen. Ulaştırma Bakanlığı, Treasury göstermiştik bunu. Yani bu kadarı yeter diye düşünüyorum şeyde. Bence de yeterli. TLP Grey'de yeter. O zaman evet. Abi aslında hikayeyi şöyle söylüyorsun sen. Evet biz SolarWinds'ın IOC'lerinden yola çıkarak bir takım çalışmalar yaptık. Belli bir sisteme erişim sağladık. Ve erişim sağladığımız sistemde çok ilginç şeyler görmeye başlayınca bir what the fuck moment oldu bizim için. Ama akıllarda şu soru var. Buradaki connection'ların geldiği, bu tür komutları gördüğün şey gerçekten SolarWinds'la linkli bir şey mi? Hani yani bunu bir anlamlandırmak gerekiyordu sanırım. TI açısından da veriyi doğrulamak ya da doğru anlamda ilişkilendirebilmek önemli. Hani baktığınızda da hani SolarWinds vakasından kesinlikle etkilendiği emin olunan organizasyonların tamamının sizin erişim sağladığınız environment'ta doğrudan bu şekilde çıktıları olduğunu gözlemledik zaten diye anlıyorum aynen. Ben. Ha, aynen bunu, o şekilde. Bunu da rapora koymuyoruz bu screenshotları. Bu birazcık bir yayına hem de Türkiye'de Türkçe içeriğe özgü bir tık yaklaşım. Çok koymak istemiyoruz ama hani o raporda da bazı boşluklar var dedin ya hani connect etmek açısından teknik anlamda boşlukları olabilir ama hani takmayın kafanıza diye. Sanırım bunlar da tüm o gapleri kapatıyor diye anlıyorum ben senin dediğinden. Evet yani şimdi şeyde de başında da söylediğim gibi bu SolarWinds vakası şu an Amerika'da bayağı hot topic. Yani çok gündemde olan ve çoğu insanın canını yakan bir durum. Yani ülke çalkalanıyor bundan ötürü. Hani bir sonraki duruşma 2 Nisan'da mesela daha devam ediyor muhabbetler. İşte hükümet hesap soruyor niye yaşandı bu falan filan diye. Ya böyle olunca işte foreign bir özel bir firmanın böyle yabancı özel bir firmanın konuyla ilgili rapor yayınlaması biraz şey ortalığı geriyor. Özellikle bizim şimdi public'te yayınladığımız rapor TLP White olduğu için dediğim gibi bazı kısımları kırpmamız gerekti. Yani şimdi kırpılan kısımlar olduğu için raporda bu konuda çok eleştiri aldık aslında şeyde. Hot topic olduğu için yani biraz yani bunu öngörerek yaptığımız bir şeydi aslında tahmin ediyorduk böyle olacağını. Ama yani raporda da vurguladığımız bulguların tamamen arkasındayız. Sizin de zaten hani bu yayından sonra siz de kendiniz karar verebilirsiniz. Yani bu Twitch Security camiası Türkiye'nin kendi de karar verebilir. Yani bu biz şeyi gördükten sonra bütün yayınlanan victim'ların hakikaten bu C2'da olduğunu ve hani her birinde SolarWinds kurulu olduğunu ayrıca işte user'ların SolarWinds admin gibi şeyler olduğunu gördüğümüzde artık yani bu işin tesadüf olma ihtimali pek kalmadı bizim için. Yani bu komuta kontrol sunucusu, bu Silverfish grubu, bizim bu tespit ettiğimiz grup SolarWinds vakasıyla bir şekilde bağlantılı olduğunu düşünüyor. Yani olduğunu bir kendi açımızdan kanıtladık bu noktada. Yani investigation'ın bu aşamasında. Şimdi şu kısım var Ege. Sen bize 5 tane screenshot gösterdin. 4 tane kurumdan bahsettin. 4700 evet. Kurumdan bahsediyorsun. Yani bazı şeyleri evet, yani yayında konuşurken de hani bazı şeyleri recap etmekte de fayda var diye düşünüyorum. Hani sadece Wikipedia'daki listeyi değil, internetteki farklı tüm kaynaklarda SolarWinds'e dokunan hangi firma varsa sen burada onun bir şekilde var olduğunu aslında söylüyorsun aynen. Diye algılıyorum ben biraz da bu sistemde. Aynen çünkü o şekilde. Bize 4 tane kurum, yani 5 tane kurumun screenshot'ını gördük ve çalıştırılan tüm komutların çıktıları ve 4700 tane farklı kurumdan connection'ın olduğunu görüyoruz. Bu şu demek mi? Hı-hı. SolarWinds vakası evet uzun süredir belki de arkasında demeyeyim yani devlet destekli bir organizasyon olduğuna benim şahsen emin olduğum. Bunu da ayrıca konuşuruz. Bir büyük bir aslında supply chain atak vektörü. Ama supply chain atağı SolarWinds makinesini ağından söktüğü zaman geçmiş olmuyor ki. Adam orada durmuyor o zaman. Yani bu 4700 kuruma hani SolarWinds ya da XYZ herhangi bir yöntemle bu komuta kontrol
sistemine bağlantı geldikten sonra manuel bir şeylerin yapılıyor olması lazım ki kalıcı olabilsin. Yani SolarWinds makinesinin hiçbirinden connection göstermedin. Hepsi DMZ'deki bir tane server makinesi benim anladığım kadarıyla. Sanki manuel pivoting yapıyorlarmış gibi algılıyorum ben. Birazcık gözlemlediğiniz diğer şeyleri de anlatmak ister misin abi bize? Tabii tabii. Yani şeyde bir kere zaten şey dediğim gibi SolarWinds vakasından etkilendiği düşünülen victimların bu confirmed listesi, Wikipedia'daki liste falan bunlar hep forensik yapılarak anlaşılan şeyler. Yani sonuçta SolarWinds'in 18 bine yakın müşterisi var. Ama işte kimlerin bu saldırıdan etkilenip etkilenmediğini bayağı gidiyorlar. Herhangi bir anomali tespit edilirse sunucularında yani bir forensik yapıp öyle yayınlıyorlar aslında. Aslında çok da bilinmeyen, bir bu kadar da bilinmeyen victim var hala. Biz de bu arada bu C2 incelemeye başladığımızda hala Silverfish ekibi operasyona devam ediyordu. Yeni yeni victimler geliyordu ve komut çalıştırmaya devam ediyorlardı hala. Görüyorduk onları biz. Onun dışında abi senin dediğin gibi şimdi bir kere bir kurumdan victim geldiği zaman komuta kontrol sunucusuna o makinede kalınmıyor. Bu Silverfish ekibinin çok sofistike post exploitation metotları var. Yani adeta gelen makineyi her türlü sağıyorlar. Öyle diyeyim. Zaten şeye baktığımız zaman C2'nun içini ilk analiz ettiğimiz zaman şeyi anlıyorsunuz. Hani biz de TLP White'da olabildiğince yer vermeye çalıştık. Şu an raporda gösterebilirsin abi benim ekranımı. İlk girdiğiniz zaman komuta kontrol sunucusuna çok basit bir HTML sayfa, victimların listelendiği bir pencere var. Gelen victimları bu komuta kontrol sunucusunu yöneten Silverfish ekibi farklı farklı takımlara bölünerek kendi içerisinde triaging yapıyorlar. Yani işte sabah 12'de 10 tane victim geldi diyelim. O bir gruba atanıyor. O grup o victimlar üzerinden post exploitation'a devam ediyor. Atıyorum ertesi günün akşamı gelen victimlar farklı bir gruba atanıyor. O grup o victimlar için post exploitation'a devam ediyor. Böyle bir triaging sistemi var. Abi yani burada sen dalga mı geçiyorsun abi? Bu yani bunun üzerine biraz durmak istiyorum ben gerçekten. Yani hani bu disiplinde ve organizasyonda çalışan özel sektör firması bile çok az yani dünyada bu kadar düzgün ve dedike çalışabilen. Yani evet. Time zone'lara bölüp bir de bu arada şöyle durum var. O independent ekiplerin tamamı aslında aynı metot ve metodolojileri uygulaması lazım. Demek ki ciddi bir internal eğitim süreçleri de var adamların yani hani anladığım kadarıyla. Senin dediğin tabii, şeyden. Tabii. 3-4 kişilik bir şeyden bahsetmiyoruz burada yani. Evet. Yani raporda mesela 3.1. section'a CNC analize gelirseniz bir tane SS var. O SS'de çeşitli filterlar var. Gelen victimları bunlara göre filterlayabiliyorsunuz. Filterlardan birisi active team. Yani hangi takıma atandığı victim'ın. İşte o ayrıca victim'ların yanında bir tane de comment kolumu var. Bu çok zararlı yazılım komuta kontrol panellerinde çok gördüğümüz bir şey. Gelen victim'a bir tane comment yazıyor. Atıyorum bu victim değerli buna bakmak lazım diye yazıyor adam oraya. Ya da bu victim Edu'dan diyor. Bir tane üniversiteden. Bunu geç falan gibi komutlar oluyor. Yani bizim yaptığımız analizde gördüğümüz kadarıyla komutların çoğu İngilizce ve Rusça slang. Yani nasıl denir? Rusça sokak ağzı komutlar, şeyler, yorumlar böyle. Onun dışında 4 tane takım var. 301'den başlıyor işte 305'e kadar. 301, 302, 303, 304 diye takımlar var. Bir de temp diye bir takım var. Bu takımlar arasında gelen victimlar paylaştırılıyor. Bu victimların üzerinde işte sağda details kısmında show diye bir buton var. Ona bastığınız zaman o victim'e ait detayları görüyorsunuz ve o victim'de çalıştırılmış komutları görüyorsunuz. Yeni komut çalıştırmak için o ekranı kullanıyorlar. Onun dışında şeyde komuta kontrol sunucusunda bu komut ekranına baktığımız zaman zaten ne kadar sofistike bir post exploitation rotası izlediklerini görüyoruz. Hemen o kısmı da bulayım. Şu an bu arada benim ekranım mı gözüküyor? Ben senin ekranını verdim yayına. Ama senin güzel yüzünü de vereyim şimdi biraz. Bulduğumda tamam. Veririm tekrardan. Bu victimların detay sayfasında işte gelen victim'i triyaj etmek için işte bir takıma atanıyor. Sonra o takım o victim üzerinde direkt olarak şeye başlıyor. Information gathering safhasına başlıyor. Reconnaissance'a başlıyor. O sistemde olabildiğince bilgi toplamaya çalışıyorlar. Yani o sistemi değerli olup olamayacağını anlamaya çalışıyorlar diye düşünüyoruz. Çünkü yani komuta kontrol sunucusunun tamamen analiz ettik ve
şeyi gördük. Ya Silverfish grubu bu victimların, bu firmaların, bu sunucuların hiçbirinde para odaklı bir operasyon sergilemiyor. Yani motivlerinin para olmadığını düşünüyoruz. Çünkü ne bir ransomware, fidyeci zararlı yazılım aktivitesi var. İşte ne bir extortion aktivitesi var. Tamamen bilgi toplama üzerine çalıştırılan komutlar. Yani bir sunucudan C2 panelinde böyle büyük bir exfiltrate edilmiş data da görmüyorsun. Ransomware'a dair key vesaire bir şey de görmüyorsun. Hep bir pasif information gathering görüyorsun anladığım kadarıyla. Doğru mu algılıyorum yani? Yani şöyle çalıştırılan komutlara baktığımız zaman mesela en çok çalıştırılan birkaç komutu listelemiştik biz raporda. Aha. Yani çalıştırılan komutlara baktığımız zaman öncelikle işte domainin neresinde olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Sonra işte bu domain neleri içeriyor onları anlamaya çalışıyorlar. Yani tamamen ilk amaç o sistemin değerli olup olamayacağını anlamak oluyor genelde. Yapılan yorumlar da o şekilde oluyor. Atıyorum... Yani bir üniversiteden bir makine geldiği zaman şu mission critical bir sistem değil ya üniversite sistemleri. Aha. Bu diyor değersiz diyor komut olarak şey comment olarak yorum olarak. Ama gidip bir tane gov domaininden bir victim geldiği zaman bir tane bir ülkenin government'a ait nasıl denir hükümete ait bir sunucudan victim geldiği zaman ona aşırı ilgi gösterdiklerini gördük. Tamamen işte, bilgi toplayıp data çıkarma üzerine oynuyorlar aslında. Bu arada biz post exploitation aşamasında tabii ki bütün her şeye visibility'miz yok. Yani her şeyi göremiyoruz. Bu panel üzerinden gönderilebilen çeşitli ön tanımlı komutlar var. Ya bu komutlar şey gibi mesela spawn new shell session kendine işte victim üzerinden bir tane yeni shell açıyor bu komutu gönderdiği zaman. Ya da işte download and execute tarzı komutlar var. Çeşitli portlara çeşitli tipte shell'ler açan komutlar var. Şu an mesela raporda komutların olduğu kısımdayım ben. Burada saldırgan shell aldığı zaman bizim visibility'miz orada bitiyor. Yani o shell aldıktan sonra hangi datayı çıkarmış ya da ne datayı görmüş adam onu biz göremiyoruz. Sadece bu komutları çalıştırdığını görebiliyoruz victim'larda. Burada komutlara baktığımız zaman bayağı sofistike şeyler var aslında. Mesela yeni bir shell session başlatıyor ama AMSI patch ederek. AMSI dediğimiz Anti-Malware Scan Interface diye bir eklentisi var Windows 10'un. PowerShell ve .NET üzerinden çalıştırılan komutların zararlı olup olmadığını ayırt eden bir eklenti gibi düşünebiliriz. Bunu mesela en güncel, Windows'un en güncel versiyonunda AMSI patchlemek, yani AMSI bypasslamak bayağı zor. Yani bilinen öyle çok sıradan bilinen bir metodu yok. Bu adamlar da hazır ön tanımlı komut olarak mesela Silverfish komuta kontrol sunucusunda yer alıyor. AMSI patchleyerek bir tane shell açıyor kendine. Onun dışında dosya çekmek için, dosya yüklemek için, yetki yükseltmek için birçok UAC bypass metotları var. Kaçı biliniyor, kaçı bilinmiyor ondan emin değiliz. O kadarını göremiyoruz dediğim gibi komuta kontrol sunucusundan. Yani birçok sofistike komut gördük şeyde, victimlarda çalıştırılan. Ya onun dışında dediğim gibi victim'dan hangi datayı çalmışlar ya da hangi datayı görmüşler o kısmını göremiyoruz biz ama çalıştırılan komutların hiçbirinde ve şu ana kadar hani victim'la yani public olarak duyurulan biz bu vakadan etkilendik diyen victim'ların hiçbirinde paraya yönelik yani maddi kazanca yönelik hiçbir aktivite tespit edemedik. Ya bundan yola çıkarak da biz rapora şunu yazdık ki hani bu ekibin motivi yani motivasyonu espiyonajdır. Yani casusluktur. Bilgi çalmaktır. Herhangi bir maddi bir gain sağlayacak ne bir ransomware aktivitesi ne bir extortion aktivitesi görmedik biz. Zaten hani hacklendiğini duyuran kurumlar da herhangi bir işte maddi kayıp vesaire bu yollara gidildiğini söylemiyor. Bu yüzden işte biz raporda şeyi belirttik. Bu ekip, Silverfish ekibi, Silverfish grubu amacı siber casusluk olan bir APT grubudur diye bir ibareden bahsettik. Bu bulgulara dayanarak. Anladım abi, süper. Hani şimdi şunu sen yani şimdi olay yaşandığı zaman yaşandıktan sonra anlatması vesairesi çok keyifli, güzel ve basit hani ama ben bir tık da şöyle parantez açıp raporun devamındaki kısımları sen daha henüz anlatmadan parantez açıp bir şey sormak istiyorum abi. Ya
Bir tool'u çalıştırıyorsun. Enter'a basıyorsun, tamam mı? Ya şimdi Ege, ProDAF'ta bizim böyle gerçekten bu kadar büyük hacker ve organizasyon gruplarıyla ilk defa karşılaştığımız, ilk defa bir şekilde incident response veya bu şekilde track down ettiğimiz grup değil bu hani. Ama tabii. Şöyle de bir şey var. Sen şimdi birazcık da seni, senin beyninin içini ve ekibi de anlamak istiyorum ben yani. Hani çok böyle gerçekten üzerine konuşamayacağımız çok değişik değişik hikayeler yaşıyoruz hayatımızda ve bu tür şeyler de birazcık normalleşiyor hani. Ama sen diyorsun ki ya şu iOS'leri bir aratayım, tamam mı? Dünya genelinde kendi teknik taktiğinde aratıyorsun ve üzerine biraz detaylıca analiz çalışıyorsunuz ekibinizle birlikte. Ondan sonra bir botnet paneline erişim sağlıyorsunuz. İlk erişim sağladığında hissettiğin şey abi, ya yet another botnet panel diyorsun kendi içinde, tamam mı? Hani evet, aynen. Böyle de çok affedersin, hani biraz da böyle yaylanarak oturuyorsun koltukta çalışırken falan da has deyip böyle doğrulduğun an, tamam mı? Ne oldu yani, hangi anda onu fark ettin ki burada gerçekten hani burada değişik bir hikaye var? Seni böyle o anı merak ediyorum. Ondan sonrasında büyük bir katastrofik bir yapı olduğunu düşünüyorum. Yani ondan sonraki 10 günü de bir anlatır mısın bana? Çünkü ben biliyorum, herkesin de bilmesini istiyorum açıkçası. Tabii. Yani şey, dediğim gibi biz ilk araştırmaya başladıktan sonra işin üstünden bayağı bir vakit geçti. SolarWinds vakası işte, davalar açıldı vesaire. Biz sonra işte bu işlerin o kadar büyümesinden sonra tarama sonuçlarına vesaireye baktık. Biz bu komuta kontrol sunucusunun SolarWinds ile alakalı olduğundan emin olduğumuz an bayağı ekip için şey oldu yani. Şok edici bir yani şok edici az kalıyor yani. Bir an hani aptala döndük. Ne yapsak ki falan olduk yani. Yani sonra işte bir 1000 tane toplantı sonucunda bir işte şey planı çıkardık. Önce bir işte victim'lara uğraşalım. Sonra polise, işte victim'larla beraber polise gidelim. Local polise. Etkilenen ülkelerin cert'lerine uyaralım vesaire gibi. Hemen bir rapor hazırladık. TLP Red dediğimiz işte o polise gidecek önemli dataların olduğu raporu hazırladık. Bunu dağıtmaya başladık tabii bu işi şey yapmadan önce. Public etmeden önce. Biz bunu dağıtırken polise vesaire SilverFish ekibi operasyonlara devam ediyordu tabii ki. Yani yetkili mercilerin hepsine ulaştırdığımızı düşünüyoruz. Etkilenen bütün ülkelerin cert'lerine ve dediğim gibi victim'ların hemen hemen hepsine ulaşabildiğimiz kadarına, daha doğrusu direkt olarak da ulaşmayı denedik. Kendi local işte İsviçre polisine vesaire de bayağı detaylıca olayı bildirdik. Evet. Ya çünkü oradan da doğrudan aktif etkilenen hani kurumlar vesaireler var hani, ama buradaki şeyi fark edebiliyor muyuz bilmiyorum. Ben hani tüm chat'teki arkadaşlara da, izleyenlere de sormak istiyorum. Yani 4700 client'tan bahsediyorsun, tamam mı? Ortada bir dünya team 301, 302 bir şeyler var. Tıklıyorsun, onun komutu var. Ötekisi ISMI'yı disable etmiş. Burada bilmem neyin screenshot'ı, SolarWinds. Abi katastrofik bir ortam yani hani. O yüzden böyle ekip çalışması ve hani birinin belli bir takım kararları vererek düzgün, net bir plan doğrultusunda ilerlemenin çok önemli olduğu, yoksa yani çok mühim bir şeyin içindeyim ama ne yapıyorum deyip kaybolabileceğin kadar hani zor bir şey bu benim gözümde. Yani o yüzden hani SolarWinds ile relation'ı keşfettiğiniz andan sonraki 10 gün boyunca ben uyuduğunuzu düşünmüyorum Ege. Hani yok zaten gibi. Evet. Zaten böyle adam gibi bir rapor çıkana kadar hakikaten bir 10 gün falan hiç uyumadan şey yaptık yani, kendimizi inandırmaya çalıştık bayağı bir hani yani kanıt üstüne kanıt çıkıyor, bulgu üstüne bulgu çıkıyor, gene de böyle şey yapamıyoruz yani, olayı kendimizi inandıramadığımız bir süreç oldu. Ya en son şey kararı aldık, biz hani bulgularımızı rapora bulduğumuz gibi yazalım, insanlar kendi karar versin diye bir karar aldık. Ya yani bizim TRP White raporun en büyük muhabbeti de o aslında yani. Hı hı. Herhangi bir attribution yapmadan, bunun arkasında şu vardır, bunlar şunu hedefliyor, burası direkt SolarWinds ana komuta kontrol sunucusu vesaire direkt böyle konuşarak, attribution yapmadan, sadece gördüğümüz bulguları yazarak bir rapor oluşturmaya çalıştık ki işte insanlar kendi karar versin diye yani. Sen bu bulgular ışığında karar verdin. Tüm chat bunu soruyor. Senin şahsi kendi kararına cevap vermeyeceğim diyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Yani şey ya bu bulgulara baktığım zaman benim şahsi görüşüm pek ihtimal vermiyorum şeye yani, tesadüf olmasına, ki yani
Yani bu nasıl bir tesadüf gerektirir onu düşünelim. Hani sol bir ekip olacak, Silverfish diye ayrı bir APT grubu olacak. Hani SolarWinds kurulu, SolarWinds vakasına etkilenmiş bütün victimları bir de onlar ekleyecek. Yani böyle bir tesadüfün olması bilmiyorum biraz astronomik geliyor bana yani. Ve tüm CTO loglarında da SolarWinds'ları göreceksin. Evet evet. Her şeyi yani, yüz meç edecek. Ya tek bağlantı bu da değil. Bizim rapor dediğim gibi 52 sayfa. Yani mesela Microsoft sonra ikinci aşama bir analiz yayınladı. SolarWinds vakasıyla ilgili böyle bir forensik analiz daha yayınladılar. Onların çıkardığı ikinci aşama zararlı yazılımının bağlandığı adreslerde mesela çözdüğü bir tane domainde bizim bu incelediğimiz infrastructure'ın bir tane makinesi yer alıyor. Yani o domainin çözdüğü IP'de bizim bu tespit etmiş olduğumuz Silverfish komuta kontrol sunucularından biri yer alıyor. Makinelerinden biri yer alıyor. Raporda da bunu yazdık. Yani bunun gibi birçok linkleyen nokta var. Dediğim gibi 52 sayfa rapor. Tek bulgumuz victimler değil tabii ki. Yani ben bu kadar tesadüfün üst üste denk gelebilmesini pek şahsen hani olası görmüyorum. Yani. Ama biz gene de şeyden kaçınmaya çalışıyoruz. Direkt olarak bir attribution yapmaktan ya, kaçınmaya çalışıyoruz. Kaçınacaksın tabii ki de yani kesin budur diyemeyiz yani hani eline ecnebi firmaları Hui sorgusunda gördüğü şey meç ettiği için bu Rusya destekli hacker grubu diye ortalarda bağırırken bu işin teknik dünyasını bilen sen ben bu yayını izleyen insanlar için hani her şey supuf edilebilir bir dünyada sadece bulguları ortaya koyup herkesin değerlendirmesini kendisine bıraktığım bir konu hani yani günün sonunda bizim bu raporun içerisindeki ki hani key noktalar çok değişik şeyler de karşımıza çıkıyor. Daha önceki bir bu motivasyondaki grupların yaptığına çok tahayyül etmediğimiz ya da belki de sadece bize fütüristik anlamda tahayyül ettiğimiz bazı şeyleri de yaptıklarını gördük bu işin içerisinde diye anlıyorum. Mesela bir EDR dünyası, AV dünyası gibi hikayelerde de burada değişik şeyler yaşanıyor diye anladım ben rapordan. Evet evet ya daha önce dediğim gibi çok sofistike oldukları noktalar var. Bir tanesi bunlarda o şeye gelmeden mesela EDR muhabbetine gelmeden şeyden bahsedeyim. TDS denilen bir mekanizma kullanıyor Silverfish ekibi. TDS dediğimiz şey Traffic Distribution System. Bu sistem şeye yarıyor. Yani bizim dışarıdan analiz edebildiğimiz kadarıyla nasıl çalıştığını açıklamaya çalışıyoruz raporda. Yani bizim anladığımız kadarıyla bu TDS sistemi şeye yarıyor. TDS zararlı yazılımlar tarafından yıllardır kullanılan bir şey aslında. Yeni bir şey değil. Gelen victim trafiğini çeşitli komuta kontrol sunucularına yönlendirmek ve filtrelemek için kullanılıyor bu TDS paneli. Yani Silverfish'in kullandığı TDS paneli. Şu an raporda mesela onun görselinin üzerindeyim. İstersen ver abi. Onun üzerine konuşalım biraz. Ya bu TDS paneli de bizim tespit ettiğimiz, incelediğimiz komuta kontrol sunucusu üzerindeydi. Gene aynı infrastructure içerisinde bir paneldi. Bu infrastructure içerisinde bunun gibi birkaç sistemleri daha var. Bu TDS paneli üzerinden Silverfish grubu mesela her bir victim'ı başka adrese bağlanmasını sağlayarak komuta kontrol sunucusuyla iletişim kurmasına olanak sağlıyorlar. Ek olarak ya bu Silverfish grubunun hedef aldığı bir kitle var. Yani hedef aldığı derken neyden yola çıkarak söylüyorum? Biz TDS panelini incelediğimizde country bazlı, ülke bazlı filtreleme gördük. Bu genelde hani direkt gene attribution yapmış gibi olmayayım. Direkt bu işin arkasında şunlar var demek istemiyorum ama genelde işte Rus hackerların kullandığı GIS country filter diye dediğimiz yapılar var. Komuta kontrol sunucularında zararlı yazılımların işte komuta kontrol sunucularında genelde GIS ülkelerini kabul etmiyorlar. Yani yandaş ülkeleri kabul etmiyorlar. Burada da benzer bir yapı gördük. Silverfish ekibinin operasyonunda da. Hedef aldıkları ülkeler mesela Amerika ve Avrupa tamamen. Tamamen Amerika ve Avrupa ülkeleri. Yaklaşık 12-13 ülke hedef alınıyor. Bu TDS panelinde bunların filtrelendiğini gördük. Yani çeşitli ya bu kullandıkları zararlı yazılımlardan gelen callback'leri atıyorum Ukrayna'dan geliyorsa kabul etmiyor adam. Amerika'dan geliyorsa kabul ediyor. Böyle yani bu tarz filtrelemeler gördük. Onun dışında bu TDS yapısının şeye yaradığını da anlamış olduk. Yani neredeyse her victim farklı bir adrese bağlanıyor. O kadar çok proxy var ki bu TDS içerisinde proxy domaini.
Yani bir tane victim üzerinde forensik analiz yapılıp bir IOC çıkardığınız zaman, bir tane komuta kontrol sunucusu, bir domain vesaire çıkardığınız zaman o çok bir anlam ifade etmiyor yani. Çünkü o aynı zararlı yazılım başka bir victim'da oraya bağlanmıyor. Farklı bir domain üzerinden geliyor komuta kontrol sunucusuna bağlantı. Arkada çok kompleks bir infrastructure var. Çok kompleks bir yapı var. Hepsini de göremiyoruz biz doğal olarak. Yani TDS kısmını tamamen görebildiğimiz kısmıyla yorumlamaya çalıştık. Onun dışında Silverfish ekibi tarafından kullanılan bir diğer enteresan denilebilecek yapı da Victim Total adını koyduğumuz bir EDR sandbox'ları var. Hemen o kısma geliyor. Ya bunu sırf biz değil, yani dünyada bunun örneği yok ya. Bayağı şu ana kadar ya biz bulamadık, görmedik daha önce. Başkasının da gördüğünü düşünmüyoruz. Silverfish ekibi kullandıkları zararları özellikle post exploitation'da vesaire, yani halihazırda hackledikleri victim'larda çalıştıracakları kodu, kullanacakları script'leri, zararlı yazılımları önceden EDR ürünlerinde, bu enterprise dediğimiz işte şirketlere özel EDR ürünlerinde test etmek için bir victim havuzu, bir panel yapılandırmışlar. Yani o kısma gitmeye çalışıyorum ben de raporda size görsel verebilmek adına. Ya bu panel üzerinden kısaca özetleyeyim. Atıyorum Silverfish ekibi bir tane victim üzerinde bir zararlı çalıştırıp işte post exploitation yapacak, data çıkaracak ya da yetki yükseltecek diyelim. Bu işi yapmadan önce gidip zararlıyı önceden hacklediği bir grup işte 100 tane, 200 tane corporate victim makinesinde gidip onların EDR yazılımıyla taratıyor. Kendi virüs totallerini yapmışlar yani bildiğiniz kısacası. Adını da Victim Total koyduk zaten. Hani isim bulamadık yani mantıklı o geldi. Ya şimdi şöyle bir konu var abi. Senin mesela hani antivirüs hikayesi bambaşka bir durum, EDR bambaşka bir durum ve hani bir kurum ve organizasyonu hedefleyeceksin ama hangi EDR hangi rule'larla, bir de yani o işte önemli, konfigürasyonu aktif çalıştığına dair bir bilgin yok hani. Ama bir tane işte dropper ya da bir basit bir zararlı yazılım da geliştirmek istiyorsun. Bu peki nerelerde nasıl tespit edilebiliyor? Nasıl bulacağım, değil mi? Hani böyle bir challenge'ım var. Red Team'cilerin de böyle bir derdi var aslında günün sonunda. Bu adamlar demişler ki ulan 4700 tane kurumun hortumu kendimize bağladıysak biz istediğimiz, test etmek istediğimiz egzeyi gidip vuralım abi. Hani hangi EDR öterse haberimiz olsun deyip hani tüm bu infrastructure'ı da future plan için bir resource olarak kullanıyor adamlar. Evet evet. Zaten sen de dediğin gibi çok genel bir problem bu. Hem Red Team açısından hem de saldırganlar açısından yıllardır genel bir problemdir. Ya yani bu güne kadar hep böyle şeyi görüyorduk. Yani private sandbox servisleri var. Virüs işte antivirüs productlarında böyle gidip private, senin sample'ını kimseye vermeden taratabildiğin sandbox servisleri var. Genelde onların kullandığını görüyorduk hep underground'da. Ya yani paralı servisler. Gidip parasını veriyorsunuz, dosyanızı taratıyorsunuz. Ama bunun farkı, yani Silverfish ekibi bunu gerçek victim'lar üzerinde enterprise ürünlerde yapıyor. Şimdi son kullanıcının kullandığı antivirüsle atıyorum bir bankaya satılan antivirüs ürünü aynı değil. Aranızda Blue Team'ciler varsa zaten aşinadır. Enterprise EDR ürünlerinde çok daha detaylı konfigürasyonlar yapabiliyorsunuz. İşte rule seti farklı oluyor, daha böyle restrictive oluyor. Ve bir diğer anahtar nokta, enterprise antivirüs ürünleri, EDR ürünleri taratılan sample'ı analiz için paylaşmıyor. Cloud'a falan atmıyor. Yani onu ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede işte kurumunuzdan dosya çıkmadığından emin olabiliyorsunuz vesaire. O gibi özellikler var. Silverfish grubu da bundan çok iyi faydalanmış. Victim'ları bayağı bir tane virüs total gibi panel yapmışlar. Hani çalıştıracakları zararlıyı atıyorlar önceden. Real time detection'ını takip ediyorlar. Yani biri sürekli o panele bakıyor. Atıyorum antivirüs ürünlerinden bir tanesi yakaladığı zaman, gitti Kaspersky yakaladı diyelim. Panelde çıkıyor, ötüyor hemen Kaspersky detect ediyor diye. Tekrardan packleyip tekrardan oluşturup zararlıyı tekrardan taratmaya başlıyorlar. Bundan sonra o detect olmayanla devam ediyorlar operasyonu.
Yani aslında bu da şunun göstergesi değil mi? Ekip ongoing olarak aslında, yani Silverfish ekibi ongoing olarak aslında şu anda aktif olarak başka operasyonlar da yürütüyor. Çünkü zaten hali hazırda connection sağladığın ettiğin environment'ta yeni ürettiğin kendi binary'ler için böyle bir çalışma yapmana ihtiyacın yok ki. Hani zaten bulunduğun bir environment'tasın. Demek ki benim de buradan algıladığım hali hazırda bu adamların gelecekte kullanmak üzere ya da hali hazırda başka aktivitelerinde, operasyonlarında da kullanacakları hikayelerin ön hazırlığı da böyle oluyor diye algılıyorum. Bu 40 yıl düşünsen benim aklıma belki gelirdi ama çok değişik bir hikaye yani öyle söyleyeyim abi. Valla gelmezdi açıkça söylemek gerekirse. Aa, gerçekten şey de Hollywood vari resmen. Yani şeyi kesinlikle çok dikkat ediyorlar zaten. Hani operasyon sırasında hani kullandıkları bir sample'a bir detection bile bütün olayı yıkabilecek kadar hani katastrofik olabilir. O yüzden hani ekip üyeleri direkt real time takip ediyor panelden. Bir detection geldiği zaman hemen dosyayı değiştirip değişik olanla devam ediyorlar yani. Gayet güzel abi. Peki, Onun dışında şeyden eklemek bahsedeyim biraz. istediğin bir şeyler var mı son olarak? Tabii Hı şey hı. onun dışında mesela Silverfish ekibinin kendi oluşturduğu ya kendi yazmış olduğunu düşündüğümüz birkaç sample tespit ettik. Bu incelediğimiz infrastructure içerisinde, sunucular içerisinde. Yani bu motivlerinin ne olduğuna biraz daha hani daha net bir resim çizmesi açısından akıllarda. Şöyle bir scriptleri var. Sarabosa koyduk adını. Çünkü scriptin içerisindeki ana fonksiyonun adı Sarabosa'ydı. Sarabosa scripti bir domain ortamında o domaine bağlı Active Directory yapısında dosyalar veya çeşitli domaine bağlı makinaları aratmanızı sağlayan bir post exploitation search scripti. Bunu birçok Vim'de çalıştırdıklarını gördük. Bayağı sofistike bir script. Bayağı script'i işte PowerShell komutu olarak çalıştırıyorsunuz encoded bir şekilde. Verdiğiniz parametreyi Active Directory'de aratıyor. Yani spesifik dosyalar, spesifik makineler arıyorlar sistemler. Ya yani bu hani bu bulgu da bizim şey çıkarımını yaparken hani bu bir cyber espionaj yani casusluk operasyonu olabilir çıkarımını yaparken dayandığımız noktalardan biriydi. Buna benzer birçok böyle sofistike custom scriptleri var post exploitation'da kullandıkları. Ya adamların neleri arattığını ve hangi file'ların return ettiği bilgisini sormayacağım sana bu soruları. Tamam. Yani. Evet, zaten hepsini de göremiyoruz. Görsek de zaten kime nasıl Evet. anlatır? Yani onlar TLP red'de ilgili law enforcement'a giden şeyler deyip kapatabilirim o kısmı yani. Anlayabiliyorum abi. Ama şey Aynen. challenge bir konu. Yani benim domain ortamında 1000 tane bilgisayar var. Bu bilgisayardan herhangi bir tanesinin file sisteminde mehmet.pdf arıyorum. Related bir şey yani derdine düşmüşüm. Hani Aynen. güzel. Çok iyi. Yani Başka? bir böyle eklemek istediğin tabii şimdi 50 sayfalık raporun tamamını yayınladık. Tüm raporun üzerinden tek tek geçmekten daha ziyade tüm bu hikayeyi bugün Ege ile sizlere birlikte paylaşmak, anlatmak istedik dostlar. Hani bu yayın ana amacı ve konsepti buydu. Biz bu raporu yayınladıktan sonra hani global anlamda bir dünya bir etki oldu Ege. Ondan bahsetmek ister misin? Biraz anlatmak ister misin? Yoksa hani Ya zaten birçok kişi tabii. de takip ediyor piyasayı, dünyayı biliyordur herkes diye de düşünüyorum. Ya zaten evet şeyi özellikle Twitter TI camiasını biraz takip eden varsa görmüştür, fark etmiştir. Ya çok karışık yorumlar geldi rapor. Bizi bayağı üstümüze gelenler oldu konuyla ilgili hem basın kuruluşları hem özel kuruluşlar. Ya biz dediğimiz gibi şeyde raporda olabildiğince nötr kalmaya çalıştık. Yani bu olayın arkasında şu vardır, şu ekip vardır, şu ülke vardır. Ya da nasıl diyeyim, bu adamlar şu iş için bu, yani şu amaçla direkt olarak bu operasyonu yapıyordur gibi çıkarımları böyle direkt olarak yapmaktan kaçındık. Bu çok kişinin hoşuna gitmedi anladığımız kadarıyla. Mesela çeşitli basın kuruluşları rapora şunu da ekle, bunu da ekle gibi üstümüze gelen çok oldu o konularda. Ama dediğim gibi ya olabildiğince nötr kalmaya çalıştık. Biz şey sadece gördüğümüzü koyduk rapora. Gördüğümüz bulguları koyduk. İnsanlar kendi şey yapabilir diye düşünüyorum. Kendi Ya şimdi kararlarını verebilir diye ya düşünüyorum. ben de sana kendi şahsi fikrimi söyleyeyim Ege.
Şu anda bu dünyada, tamam mı, çok büyük bir hot topic. Amerika'da zaten biliyorsun şu anda işte hani bunun büyük davaları yaşanıyor ediyor. Çok büyük bir topic ve medyada kan istiyor abi, tamam mı? Açıkça sak bak bu kadar şey bulmuşsun kardeş, söyle kim var net. Cevap arayan konu çünkü headline olacak vesaire, olay büyüyecek gibi gibi durumlar. Diğer yandan hani SolarWinds vakası yaşandıktan sonra bunun ihalesini alan Amerikalı ejne bir firma da işini ne kadar düzgün yapmaya çabalasa da bir takım angle'ların çok ciddi derecede açıkta kaldığının, detection'da bulunan kurum sayısının çok çok daha ötesinde 4700 gibi bir rakamın ortaya çıktığı TLP White raporu görünce de this is trash diyebileceği etütler, yani yaklaşımlar biz bu hani dünyada görürüz, istisnasız hep görürüz yani hani. Ama ben burada özellikle senin stansini, tüm ekibin buradaki yaklaşımını, hani tüm chat buradayken de tebrik etmek istiyorum. Hani biz yasama, yürütme, yargının hepsinin bir arada olacağı bir noktada değiliz. Biz bulgularımızı, teknik detaylarımızı hani net bir şekilde olabildiğince verilebilecek kadarıyla paylaşıp komenti tüm dünyaya bırakıyoruz. İşte bunda komentte bulunan kişiler de oldu sanırım. Yani özellikle de Bloomberg bunun özel bir haberini yayınladı. Yayınlatmadan önce de sanırım Rick Ferguson'a, ondan sonra Malwarebytes'ın CTO'suna vesaire gidip komentte bulunmalarını da istediler bu raporla ilgili. Hani evet. Birçok kişi de buradaki hikayeyi anlıyor anladığım kadarıyla. Ya tabii şeyde büyük haber kuruluşları işte fact checking yapıyor. Onun karşılığı gidiyorlar. Raporu işte şeyli, raporu anlayabilecek uzmanlara okutuyorlar. Ya orada Allah'tan common sense'i yerinde insanlar varmış ki güzel yorumlar yaptılar. Yani raporu tamamen okuduğunuzda yani anlatmak istediğimiz şeyi insanlar görecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi tabii biz sadece bulduğumuz bulguları yazdık. Herhangi bir attribution yapmayacağız. Yani bunun arkasında şu vardır, bu vardır demek pek bizim işimiz olmuyor. Aynen. Onun dışında da hani bu konuda çok polemiğe de girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Yani bulgular ortada. Hani bu tesadüftür, yok böyle bir şey, yalan diyecek de desin bizim ne yapalım abi hani. Okey o zaman. Ya abi şimdi yani, bak bu işler şöyledir. Dünya, daha doğrusu teknik makaleler abi, er meydanı benim gözümde, tamam. Bunu bize özel de söylemiyorum. Tüm ya 15 küsur yıldır ben bu dünyaya ve sektöre de böyle bakıyorum yani. Hani bir makaleyi koyarsın ortaya, tamam mı? Abi tutarsız ve kötüyse hani zaten community onun evaluation'ı yapar ve ortaya bir durum söyler. Hani o yüzden burada da factler ortada. Hani sadece bir IP'nin hangi domaini çözdüğünden resolve'uyla yola çıkıp bunun arkasında bu kadar büyük gruptur vardır diyebilecek kadar hani amatör yaklaşımla çalışan bir ekip olsak hani zaten rezil rüsva oluruz hani dünyaya. Ama öyle bir konunun olmadığı da çok net. Bu tür komentleri de görüyoruz. Çok güzel komentler de var işin arkasında. Hani bundan sonrası daha önemli olan bir konu açıkçası. Hani ortada bir rapor var. Biz ilgili tüm bizimle iletişime bu konuda geçen herkese olabildiğince geri dönüş yapmaya çalışıyoruz ama arkadaşlar inanın kolay değil. Yani inboxlar dolmuş durumda firmanın ve hani istenilen her bilgiyle tık tık al bu cevap diyebileceğin şeyler değil. Her seferinde ki iletişime geçen organizasyonlar da önemli bir konu. Hani gerekli TLP White'ın ötesinde bilgiler paylaşıyoruz hani bu konuda ama şunu da görmüş oluyoruz ki abi hani bu pilav daha çok su kaldırır diyeyim. Hani yani bu hikaye daha çok sürecek bence. Ya ben şeyi de anlayabiliyorum abi. Hani dediğim gibi yasal süreçte devam ediyor ya Amerika'da. Hı-hı. Şimdi davalar vesaire sürüyor. Yani insanların niye bu kadar hassas olduğunu da anlayabiliyorum. Belki kovulacak adam yani şey orada. Ama şeyde yani bu konuda polemiğe girmenin kime faydası olacak onu anlamıyorum. Sonuçta biz bulgularımızı yazdık. Yani direkt bunun arkasında şu var, bu şudur demedik. Herkes kendi adına karar verebilir sen de dediğin gibi. Mesela chatte hala şey görüyorum. Nereye gitti o? Hani arkadaşlar bazı şeyler açıklanmıyor, anlasanız bunu. Yani biz bu olayı bütünüyle açıklamaya çalışmıyoruz zaten. Biz gördüklerimizi yazdık. Mesela burada da gördüklerimizi anlattık size. Kendi adına herkes karar verebilir. Yani siz diyorsanız ki bütün bu victimlar tesadüf, hepsinde SolarWinds kurulu olması tesadüf, ne bileyim userların SolarWinds olması tesadüf diyorsanız
Tamam, okey. Size ya göre bence, öyle. Bak Ege, bu topiği ben tamamıyla aslında şu an itibariyle kapatıyorum. Burada 50 sayfalık raporda konuşulması gereken case bence şey değil. Yani hani bu gerçekten SolarWinds related bir şey mi değil mi? Değil. Abi teknik, taktik ve prosedürlere bakın. Yani bir hacker grubundan bahsediyoruz. Farklı time zone'lar için 7-24 farklı unitlerin sürekli hani hacklenmiş sistemi onboard ettiği bir shift mekanizmasından. Hani 4700 tane client'ın bir hani tüm EDR ve antivirüs environment'ında real life test edeceği bir box'a dünyayı dönüştürmesinden vesaire vesaire. Bence bu rapordan alınabilecek temel notlar ve kazanışlar ve bakış açıları bence bunlar olması lazım. Ben şeyleri çok umursamıyorum açıkçası. Yani hani işte this is trash denilen komutlar, yorumlar, yani onları üzerine çok konuşmamıza da gerek yok. Sonuçta hani çok amiyana tabirle 50 sayfalık rapor ve mal bu. Bugün de Ege Valcı sizlere bu malın nasıl üretildiğinin, nasıl olduğunu, tüm perde arkasını anlatmış oldu. Ege, tüm chat adına ağzına sağlık diyorum. Başta teşekkürler. Başta üzere ekibindeki tüm dostlarımızın tek tek ellerine geçirdikleri 2 haftalık uykusuz gecelere müteşekkir olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü günün sonunda hani bilgi paylaştığımız, hacklenen onlarca kurum şu an itibariyle bu çalışmanın neticesinde aslında çok daha güvenli ve sekür bir noktaya geliyor diye düşünüyorum ben. O yüzden tüm chatte tebrikler yazıyor. Prodaft PTI ekibine müteşekkiriz diyelim. Soru varsa tam şu an.